Merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi Yayınları AYT fizik soru çözümüyle birlikteyiz. İki boyutlu K, L ve M vektörlerinin başlangıç ve bitiş noktalarının koordinatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir koordinat eksenini belirleyelim. K'nın başlangıç noktası orijin, bitiş noktası x'i 3 birim olan bu şekilde 3 birim olan bir K vektörüm. L yine başlangıç noktası orijin, bitiş noktası Y'de 4 birim olan L vektörü ve aynı şekilde Y ekseninde 5 birim olan M vektörü koordinat ekseninde gösterilir. K vektörünün büyüklüğü L vektörünün büyüklüğünden fazladır. Arkadaşlar K 3, L ise 4 birim. Dolayısıyla K vektörünün büyüklüğü L vektörünün büyüklüğünden fazla değildir. K ve L vektörlerinin bileşkesinin büyüklüğü M vektörünün büyüklüğüne eşittir. K ile L 3, 4 bileşkesi ise arkadaşlar 5 birim yapar. Dolayısıyla M vektörünün büyüklüğü de 5 birim olduğu için her ikisinin büyüklüğü birbirine eşit olur. M vektörünün büyüklüğü L vektörünün büyüklüğünden fazladır. Görüldüğü üzere M vektörü 5 birim, L vektörü 4 birim olduğu için M, L'den daha büyük. Cevabımız 2 ve 3 olur. Doğrusal bir yol üzerinde yavaşlayarak duran aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın T3T zaman aralığında aldığı yol x birim, 3T 4T zaman aralığında aldığı yol x2'ye oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada sabit ivme ile durduğu için ve zaman eksenini 5 eşit parçaya böldüğümüzde şu şekilde T, 2T, 3T, 4T. Hatırlayalım arkadaşlar. Hızlanan ve yavaşlayan hareketlerde eşit sürelerde sabit ivmeli hareket söz konusu ise eğer hızlanma varsa x, 3x, 5x, 7x şeklinde, yavaşlama varsa kaç süre sonra söz konusu ise oradan başlayarak yine düşecektir. Hızlanan grafiğin alanı alınan yolu verdiği için arkadaşlar buranın alanı x ise buranın alanı 3x, 5x, 7x ve 9x şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla t ile 3t zaman aralığında toplam 12x kadar, yani x1 eşittir 12x kadar yol almış. 3t, 4t zaman aralığında ise x2 eşittir 3x kadar yol almıştır. Bunların oranı ise 4, yani E şıkkı olur. Düşey kesti şekildeki gibi olan tamamı sürtünmesiz yolun K noktasından bir cisim şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Cisim L noktasında yoldan ayrıldığına göre cisim 1, 2 ve 3 numaralı yörüngelerden hangilerini izleyebilir? Şimdi arkadaşlar buradaki rayımız bu şekilde devam etmiş olsaydı enerjinin korunumundan dolayı K noktasından serbest bırakılan cisim 2 yörüngesini izleyebilirdi. Eğer ilk hızı olsaydı 3 yörüngesini izleyebilirdi. Ama gerek rayın bu şekilde olmadığından gerekse tam L noktasından boşluğa çıkan cismin hem yatay hızı hem de düşey hız bileşeni olacağından dolayı sadece arkadaşlar 1 numaralı yörüngeyi izleyebilir. Elektrik yükleri artı 2Q ve eksi Q olan K ve L noktasal yükleri yalıtkan yatay düzleme şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar sisteme baktığımızda pozitif ve negatif yüklü cismimiz var. Dolayısıyla elektriksel potansiyel enerjimiz negatif. Buradan çünkü elektriksel potansiyel enerjimiz skaler bir niceliktir. Eksi Q yükünü X noktasından Y noktasına getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı X iş yapılır. Şimdi arkadaşlar burada eksi Q yüklü cismi ben Y'ye doğru yaklaştırdığımda buradaki QL yükü bunu iteceği için bir zorlama söz konusudur. Dolayısıyla burada kuvvetlere karşı konularak kuvvetlere karşı bir iş
yapılmış olur. Sonsuzdaki artı Q yükü Y noktasına getirirken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmaz. Zaten arkadaşlar artı Q yükünü sonsuzdan Y noktasına getirdiğimizde QL yükü negatif olduğu için birbirlerini çekecekler. Dolayısıyla burada elektriksel kuvvetlere karşı bir iş söz konusu olmayacak. X noktasındaki eksi Q yükü sonsuza götürürken elektriksel kuvvetler iş yapar. Zaten arkadaşlar burada dikkat ederseniz eksi Q yüklü cisim QL tarafından itilecek. Zaten sistemin elektriksel potansiyeli de negatif olduğu için burada arkadaşlar elektriksel kuvvetler iş yapmayacak şeklinde ifade edilir. Cevabımız D şıkkı olur. Yapılan bir deneyde hava kanalı yardımıyla sürtünmeleri sıfıra indirildiği doğrusal yolda 3M ve 4M kütleli K ve L deney arabaları 4V ve 3V sabit süratle şekildeki gibi birbirine yaklaşarak esnek çarpışma yapıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Sistemde sürtünme yok. Burada esnek çarpışma söz konusu, özel durumumuz var arkadaşlar. Özel durumumuz neydi? Başlangıçta cisimlerin momentumlarının büyüklüğü eşit ise arkadaşlar, ki burada eşit, esnek çarpışma yaptıklarında aynı hızlarını koruyacaklar. Dolayısıyla çarpışma öncesi K ve L deney arabalarının momentumları eşittir. Arkadaşlar burada momentumları değil, momentumların büyüklüğü eşittir. Çünkü K pozitif yönde ise L negatif yönde bir momentuma sahip. Dolayısıyla momentumları eşit olmaz. Deney arabalarının çarpışma sonrası hız büyüklükleri değişmez. Az önce söyledik, özel durum söz konusu, kendi hızlarını koruyacakları için bu hızların büyüklükleri değişmeyecek. Çarpışma sonrasında deney arabalarının momentum değişimlerinin büyüklüğü eşittir. Zaten her ikisinin de momentum değişimi sıfır olacağı için arkadaşlar aynı hızları koruyarak negatif yönde hareket edecekler ya da kendilerine göre ters yönde hareket edecekler. Bu nedenle büyüklükleri eşit olacaktır. Cevabımız E şıkkı olur. Özdeş ve türdeş KLM ve N eşkenar üçgen levhaları birleştirilerek şekildeki X üçgeni elde ediliyor. Buna göre hangi üçgen levhalar çift katlı yapılırsa X üçgeninin kütle merkezinin yeri değişmez. Arkadaşlar K çift katlı yapılırsa kütle merkezi başlangıçta M'nin ortasından K'ya doğru, L çift katlı yapılırsa L'ye doğru, N çift katlı yapılırsa N'ye doğru, ama M çift katlı yapılırsa kütle merkezinin yeri değişmez. Düşey düzlemde T periyoduyla düzgün çembersel hareket yapan M kütleli cismin yatay düzlemdeki iz düşümü basit harmonik hareket yapar. Buna göre X noktasından ok yönünde geçen M kütleli cismin iz düşümü O üssü noktasına ikinci kez kaç T süre sonra geçer? Şimdi arkadaşlar X noktasından başlayıp tekrar X noktasına geldiğinde bir periyotluk süre geçirmiş oluyor. Dolayısıyla X noktasından iz düşümü O üssü olacak şekilde geldiğinde T bölü 4 kadar süre geçer. Dolayısıyla iz düşümü O üssünden L'ye, yani bu noktaya geldiğinde bir T bölü 4 süre daha geçecek. Ve daha sonra tepe noktasında olduğunda yine iz düşümü O üssü bir T bölü 4 süre daha geçecek. Böylece ikinci kez iz düşümü O üssü noktasına olduğunda 3T bölü 4 kadar sonra ikinci kez iz düşümü O üssü noktasında olacak. Doğrusal yüz üzerinde şekildeki gibi ötelenen K cismi ile kaymadan dönerek ilerleyen L cisminin çizgisel süratleri VK ve VL. Öteleme kinetik enerjileri ise EK ve EL'dir. Şimdi arkadaşlar burada K cisminin kinetik enerjisi, öteleme kinetik enerjisi 1 bölü 2 MK VK'nın karesi. Ama L cismi için arkadaşlar toplam öteleme kinetik enerjisi 1 bölü 2 ML VL'nin karesi artı 1 bölü 2 I omega kare şeklinde bir de dönme kinetik enerjisi söz konusu. Dolayısıyla arkadaşlar burada EK kesinlikle EL'den, yani şu ifadeden daha büyük olacak.
EK EL'den büyük olduğunda VK hızı da VL'den büyük olacaktır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Yalakan iplerle tavana asılmış çubuk mıknatıs ve demir bilye arasında akım makarası şekildeki gibi yerleştiriliyor. X anahtarı kapatılırsa çubuk mıknatıs ve demir bilyenin denge konumu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar anahtarı kapattığımızda şu şekilde önden arkaya doğru bobin üzerinde bir akım geçişi söz konusu. Sahil kuralını uyguladığımızda bobinin sol tarafı N kutbu, sağ tarafı ise S kutbu olarak bir mıknatıs özellik gösterecek. Dolayısıyla S kutbu demir bilyeyi kendisine doğru, çünkü demir bilye ister S kutbu ister N kutbu olsun bir mıknatıs çekecektir. Bobinin sol tarafı N, mıknatısın da N kutbu birbirlerini iteceği için mıknatısımız da bu şekilde sola doğru açılmış olacaktır. Buna en uygun şeklimiz E şıkkında olduğu gibi bir görünüm söz konusudur. Işığın dalga bağısı ile ilgili yapılan iki deneyde perde üzerindeki desen şekil 1 ve şekil 2'deki gibi olmaktadır. Buna göre yapılan deneylerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle yapılamaz? Arkadaşlar burada tek yarık ya da çift yarıkta bir deney söz konusu. Görüldüğü üzere burası merkezi aydınlık saçak diğer aydınlık saçaklardan daha geniş olduğu için tek yarık. Aşağıdakinde ise aydınlık saçakların genişliği eşit olduğundan dolayı çift yarık deneyi söz konusu. Şekil 1'deki desen ışığın kırınımı sonucunda ortaya çıkar. Şekil 2'deki desen ışığın girişimi, çünkü çift yarıkta olduğu için arkadaşlar girişim söz konusudur. Şekil 1'deki aydınlık saçakların parlaklıkları eşittir. Tek yarıklı deneyde arkadaşlar merkezi aydınlık saçak en parlak, çünkü ışık ışınları buraya dik olarak ulaşıyor. Ama diğer saçaklara dik olarak ulaşmadığı için aydınlık saçakların parlaklığı, yani aydınlanma şiddetleri eşit olmaz. Şekil 2'deki aydınlık saçakların parlaklıkları eşittir. Evet, görüldüğü üzere arkadaşlar çift yarık deneyinde eşit olur. Şekil 1'deki deneyde kırmızı ışık yayan kaynak kullanılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar burada kırmızı ışık yayan dalga kullanıldığı, dalga boyuna sahip renk kullanıldığı gösterilir. Dolayısıyla kesinlikle yorum yapamayacağımız C şıkkı olur. Evrenin oluşumuyla ilgili sabit durum modeli, açılıp kapanan evren modeli, sonsuz evren modeli ve son olarak da büyük patlama teorisi ortaya atılmıştır. Büyük patlama teorisine göre yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar büyük patlama teorisine göre oluşan ilk temel kuvvet kütle çekim kuvvetidir. Daha sonra doğanın dört temel kuvvetleri sırasıyla oluşmuştur. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olur. Evren sürekli genişler ve sonra tekrar büzülür. Arkadaşlar bu açılıp kapanan evren modeliyle ilgili bir ifadedir. Büyük patlamadan yaklaşık 1 dakika sonra elektronlar atom çekirdekleriyle birleşmiştir. Bu da arkadaşlar yine farklı bir atom modeliyle ilgili, farklı bir evren modeliyle ilgili görüştür. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olur. Hidrojen atomunda belirlenen enerji seviyeleri arasında elektronun geçişi sırasında şekildeki K, L ve M fotonları yayınlanıyor. Buna göre K, L ve M fotonlarının frekansları arasındaki ilişki. Şimdi arkadaşlar buradaki elektronlar enerji seviyelerinde temel, yani kararlı seviyeye inerken foton yayınlarlar. Dolayısıyla iki enerji seviyesi arasında bir enerjiye sahiptirler. Enerji H çarpı F. Dolayısıyla enerji ile frekans doğru orantılıdır arkadaşlar. Bu durumda enerjisi büyük olanın frekansı daha büyük, enerjisi küçük olanın frekansı daha küçüktür. K fotonuna baktığımızda 13,06, 12,75, bu durumda 0,31 eV kadarlık bir enerji söz konusu. L'ye baktığımızda 12,75, 12,0, yani arkadaşlar burada 0,64 eV'lik bir enerji söz konusu. M'ye baktığımızda 12,09 ve 10,20, aradaki farka baktığımızda arkadaşlar burada
1.91 elektron volt olduğu, yani M büyük L, o da büyük K şeklinde bir enerjiye sahip ise, bu durumda frekansları da M büyük L, o da büyük K olacak şekilde A şıkkındaki gibi bir ilişki söz konusudur. Görüntüleme sistemlerinden olan radar ve sonardan, radar uçak ve gemi trafiğinin kontrol edilmesinde kullanılırken, sonar ise denizaltı ve maden araştırmalarında kullanılır. Arkadaşlar, radarlarda mikrodalgalar, sonarda ise ses dalgaları kullanılır. Buna göre radar ve sonarın her ikisinde de yargılardan hangileri doğrudur? Her ikisi için değerlendireceğiz arkadaşlar burada. Dalgaların yansıması özelliğinden faydalanılır. Evet, gerek radar olsun gerek sonar ürettiği dalgaları gönderdiğinde bunların yansıması sonucu elde edilen verilerle çalışan sistemlerdir arkadaşlar. Titreşim doğrultusuna göre enine dalga kullanılır. Arkadaşlar burada ses boyuna dalgalır, mikrodalgalar ise enine dalgalardır. Dolayısıyla her ikisi için bu durum söz konusu değil. Taşıdıkları enerji türüne göre mekanik dalga kullanılır. Ses dalgaları mekaniktir ama mikrodalgalar elektromanyetiktir arkadaşlar. Her ikisi için bu da söz konusu değildir. Cevabımız yalnız bir olur. Bir fotosel devresinde kullanılacak gümüş, demir ve alüminyum eşik enerjileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre sırasıyla gümüş, demir ve alüminyum fotosel yüzeylerinden eşit kinetik enerjiyle fotoelektronlar oluşturacak. K, L ve M fotonlarının frekansları arasındaki ilişki aşağıdaki sütun grafiklerinden hangisidir şeklinde bir soru arkadaşlar. Şimdi burada eşik enerjisi en büyük olana 4,73 elektron volt, gümüşe daha büyük frekansta yani enerjide foton gönderirsem belirli bir miktar kinetik enerjiye sahip olacak. Dolayısıyla eşik enerjileriyle gönderilen arkadaşlar fotonun enerjisi doğru orantılı olacağı için K, L ve M şeklinde azalan bir sütun grafiği söz konusudur. Bu grafik D şıkkında görüldüğü gibi elde edilir.